Sayın Meclis Üyelerim, Sayın Meclis Üyesi adayım ve Giresun ilimizin siz değerli hanımefendileri, kahvaltı programımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İlk olarak selamlama konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Kasap Beyefendi, alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyur, bakın. Dostluğunda her zaman mutluluk duyduğum, başarılarıyla hep iftihar ettiğimiz, iyi ve güzel bir yol arkadaşımız, AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Sayın Ömer Arısoy, AK Parti Merkez Kadın Yönetim Kurulu üyesi ve Büyükşehir Meclis Üyesimiz Sayın Fatma Balcı, AK Parti yine Zeytinburnu Kadın Kolları Başkanımız Cale Hanım, meclis üyelerimiz, meclis üyesi adaylarımız, burada olmamıza vesile olan başta tüm Giresunlar Dernek Başkanımız Fedai Bey kardeşimiz, ayrıca burada olmamıza destek veren tüm Giresunlular Derneği, Prenses Kulancaklılar Derneği, Esfiye, Görele, Yağlıdere, Arpacık Köyü, Çanakçıege Köyü, Gelevere Deresi ve Hamzalı Köyü gibi tüm Giresun ilçelerimizin dernek başkanları ve yöneticileri ve sizler sevgili hanım kardeşlerimiz, Türkiye'mizin gırçın, zorlu ve bir o kadar da güzel, vazgeçilmez Karadeniz'imizin, güzel şehri Giresun'umuzun değerli hanımefendileri, ablalarımız, kardeşlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elbette ki kadının toplumdaki yeri tartışılmaz. İnsan eşrefi mahluktur. Yani Cenab-ı Allah'ın yarattığı en güzel varlıktır. Allah-u Teala yarattığı en güzel varlığı önce annenin içerisinde muhafaza ediyor. Belirli bir zaman sonra hayata alıyor ve yetişmesi için de onu bir kadına emanet ediyor. O kadının adı da anne. Burada annesi vefat etmiş bir sürü insanımız vardır. Hepsinin annelerine Allah'tan rahmet diliyorum. Hamdolsun benim annem hayatta, burada, aramda, buradan görünce de mutluluk duyuyorum ve enerji alıyorum kendisinden. Ana başı tacıymış, her derde ilacıymış. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaçmış. Onun için burada bugün sizlerle beraber olmak gerçekten bizlere büyük bir enerji veriyor. Toplumun her olayında dünyayı değiştiren insanlar, liderler, komutanlar, ticaret adamları hep bir annenin yetiştirdiği insanlardır. Siyasette de böyledir. İşte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bugün haberlerde seyrediyorum, dünkü bir konuşmasında büyük bir tavsiyesi var. Diyor ki, annelerinizin ayaklarının altını öpün. Neden? Çünkü bunu yüceler yücesi, sevgililerin en kutlusu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle buyurduğu için. Siyasetteki güzelliklerin devam etmesi sizlere bağlı. Zeytinburnu siyaseti de yine böyle. 20 senedir süren bu hizmetlerin, bu güzelliklerin, doğru ve dürüst siyasetin ehil ellerde devam etmesi sizlerin elinde. Onun için burada bugün sizlerle bir araya geldim. Biraz sonra arkadaşlarımız, meclis üyesi adaylarımız, belediye başkan adayımız, özellikle Ömer Arısoy Bey, sizlere hitap edecekler ve sizleri dinleyecekler. Burada bulunduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ehil ellerde Zeytinburnu'nun güzelliklerinin devam etmesi için dua ve desteklerinizi istiyoruz. Kendisini çok modern, ilerici diye tanımlayan partilerin
Siyasette hanımlara verdikleri yerlere bakın. Bir de AK Parti. Buna bakarak zaten bu kıyaslamayı sizler çok daha rahat yapabilirsiniz. Hanımlar bizler için değerlidir. Lütfen bizim yanımızdan ayrılmayın. Bizlere desteğinizi ve duanızı devam ettirin. Ki çocuklarımız bilgi evlerinde okumaya devam etsinler. Ki insanlarımız havuzlarımızda spor yapabilsinler. Ki parklarda yaşlılarımız, çocuklarımız hava almaya devam edebilsinler. Akdem'den ailelerimiz faydalanabilsinler. Vesaire vesaire vesaire. Detaylı konuşmayı size belediye başkan adayımız zaten yapacak. Ben bir hemşehrimiz olarak davetimizi icabet ettiğiniz için burada bulunmamıza vesile olan tüm dernek yöneticisi arkadaşlarımız katkıda bulunduğu için çok teşekkür ediyorum. Ben biliyorum ki benim hemşehrilerimin doğruyu, dürüstlüğü, adaleti bilir, hizmetin kıymetini bilir ve sandıkta da Allah'ın izniyle gereğini yapar. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en kalbi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Cenab-ı Allah yokluğunuzu göstermesin. Gökhan Başkanımıza hitaplarından ötürü teşekkürlerimi sunarım. Şimdi de meclis üyesi adayımız Sayın Fatih Aydoğan Bey'i alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Belediye Başkan Adayım, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Sayın AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez Üyem, AK Parti Zeytinburnu Kadın Kolları Başkanımız, AK Parti İlçe Başkan Yardımcılarımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri, tüm Gülasımlar Dernek Başkanımız Sayın Fedai Özer Başkanım, tüm STK Dernek Başkanlarımız ve yöneticileri, hanımefendiler, Gülasımlı hemşehrilerim, kahvaltı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malum yerel seçimlerin arifesindeyiz. Ben de sahneye çıkmışken çok kısa kendimden de bahsetmek istiyorum. Ben Fatih Aydoğan, 1979 İstanbul doğumluyum. Doğma büyüme Zeytinburnu çocuğuyum. Aslen Giresun Çanakçılıyım. İlk orta lise eğitimi Zeytinburnu'da tamamladım. İşletme yüksek lisans mezunuyum ve hala bir üniversitede doktora çalışmalarım devam etmektedir. Evliyim, bir kız çocuğu babasıyım. İnşallah bu önümüzdeki dönemde Giresunları Kurşun Bekaroğlu meclis üyemizle beraber, adayımızla beraber mecliste en güçlü şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz. Sayın Başkan adayımız Ömer Arısoy, kendisi zaten Giresunlara gösterdiği önemi ortaya çıkarmak için Giresunlu bir kardeşimizi birinci sıradan meclis üyesi adayı göstermiştir. Hem partime hem de kendisine teveccühlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Birine sormuşlar nerelisiniz diye. O da henüz evlenmedim demiş. Bu zaten hepimizin yakinen bildiği bir konu. Ben de Ömer Başkanımız Giresunlu bir hanımefendiyle evli olduğu için Giresunluların nelere sevindiğini, Giresunluların nelere üzüldüğünü, nelerden mutlu olduğunu, onların beklentilerini en iyi kendisinin bildiğini biliyorum. Ben kendim Giresunluyum ama bunu en çok evdeki halden biliyorum. Kendisinin ömrü biliyorum ki Giresunluları memnun etmekle geçmektedir. Dolayısıyla Giresunlu hemşehrilerin kalbi müşteri olsun. İnşallah bu dönemde, bu 5 yıllık dönemde Giresunlular Zeytinburnu Belediyesi'nde, Zeytinburnu Meclisi'nde en güçlü şekilde temsil edileceklerdir. Bunlardan kesinlikle endişe etmeyin. Dediğim gibi kalbiniz bu konuda müşteri olsun. Ömer Başkanımız aynı zamanda kendisi zaten birçoğunuz tanıyorsunuz. Yıllardır Zeytinburnu'nda ikamet eden, gençliği, bütün siyasi hayatı, çalışmaları Zeytinburnu'nda kendisini başarıya taşımış. Kültür Bakanlığı'nda müsteşarlık yapmış, bakan yardımcılığı yapmış, üst düzey yöneticilik yapmış bir büyüğümüzdür. Kendisi Zeytinburnu'na büyük katma değer oluşturacak, bizlere tecrübelerini aktaracak ve biz onun etrafında daha bilgili, daha deneyimli, siyasi anlamda daha yetenekli insanlara dönüşeceğiz. Zeytinburnu'nu inşallah
bu fırsatı değerlendirecektir. Özellikle bayanlarımızdan Gökhan Başkanımız çok güzel izah etti, çok güzel tanımladı. Üzerine söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sizlerin desteğiyle inşallah AK Parti bayrağını Zeytinburnu'da dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu 20 yıllık belediyecilik hizmetini çıtasını daha yükseğe çıkartacak Ömer Başkanımıza bayrağı teslim edeceğiz. Ben kahvaltı programına katıldığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Fatih Erdoğan Beyefendi'ye konuşmalarına ötürü teşekkürlerimi sunarım. Evet, Fatih Başkanımızın da belirttiği gibi bir diğer Giresunlu meclis üyesi adayımız Hürşit Bekaroğlu Bey'i de bir şöyle alkışlarsak hep beraber kendisi arasında ettiramlı. Evet, şimdi de memleket işi gönül işi diyerek çıktığımız bu yolda AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkanı adayımız Sayın Ömer Arıson Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum alkışlarımızla. Değerli Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcımız, Belediye Meclis Üyesi adaylarımız, AK Parti Kadın Merkez Yürütme Kurulu üyemiz Fatma Hanım, İlçe Kadın Kolları Başkanımız, tüm Giresunlular Dernek Başkanı Fedai Bey kardeşim, İlçe Derneklerinin değerli başkanları, yönetimleri, hanımefendiler, beyefendiler, değerli büyüklerim, sevgili kardeşlerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin başında bu güzel sabahta bizi sizlerle buluşturan, bu organizasyonu gerçekleştiren, başta Gökhan kardeşim olmak üzere emeği geçen bütün Giresun sivil toplum kuruluşlarına, köy derneklerimize, ilçe derneklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Asıl büyük teşekkürümüz size davetimizi, derneklerimizin davetini kabul edip geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah eksikliğinizi göstermesin. Benden önceki arkadaşlar söylediler, konumuz 31 Mart'ta Türkiye'miz bir yerel seçime gidiyor. Burada 1999 yılından bu tarafa Zeytinburnu'nu İstanbul'un en kıymetli şehri haline getiren, Zeytinburnu'nu İstanbul'un en temiz, en pırıl pırıl ve projeleriyle hem Türkiye'ye hem İstanbul'a örnek olan bir belediyede bir bayrak değişimi yapmak için yola çıktık. Fatih kardeşim söyledi, burada 15 yıl Zeytinburnu Belediyesi'nde hizmet ettik. Daha sonra önce TOKİ'ye, sonra da Kültür Bakanlığı'na müsteşar ve bakan yardımcısı olarak geldik. Şimdi bizi var eden, bizi bu memleketin en üst düzey görevlerine çıkaran ilçemize, memleketimize hizmet etmek üzere karşınızdayım. Allah bu çıktığımız yolu hayırlı eylesin. Sözlerimi çok uzatacak değilim. 1999 yılından bu tarafa Zeytinburnu'nun nereden nereye geldiğini hepiniz şahitsiniz. Bilgi evleriyle, kültür merkeziyle, aşeviyle, amatör spor kulübü tesisleriyle, aile kadın destekleme ve engelliler merkeziyle gerçekten Zeytinburnu Murat Başkan döneminde büyük bir aşama kaydetti. Bu bakımdan işimiz biraz zor çünkü Zeytinburnu'nda gerçekten çıta yoksun, çok yüksek. Ama inşallah hep burada, hem buradan elde ettiğimiz deneyim, hem de daha sonra hem TOKİ'de hem de Kültür Bakanlığı'nda bütün Türkiye ve hatta turizm dolayısıyla bütün dünya ile ilgili elde ettiğimiz tecrübelerle inşallah 1 Nisan'dan sonra bu çıtayı daha da yükselteceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Biz 7 gün 20 saat
her ortamda bütün iletişim imkanlarını kullanarak hem belediyede olduğumuz sürece hem dışarıda olduğumuz sürece sürekli sizlerin yanında, her zaman sizlerin hizmetinde olacağız. Ben önümüzdeki dönemde yapacaklarımıza dair konuşmaları, projeleri çok kısaca 6 Şubat'ta Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde anlattım. Burada uzun uzun üzerinde duracak değilim. Çünkü biz devam eden bir strateji izleyeceğiz. Murat Başkan döneminde başlayan projeler var. Onları devam edeceğiz. Yeni başlatacağımız uygulamalar var. İnşallah onları el birliğiyle yapmak nasip olur. Fakat ben birkaçından bahsedeyim isterseniz. Bir tanesi hanımları çok ilgilendirdiğini düşündüğüm bir proje. İnşallah hanımların mahremiyet alanı içerisinde spor yapabilecekleri küçük butik spor merkezleri kazandıracağız. Hocaların eşliğinde küçük butik projeleri de çalışıldı. Belli saatlerde hocaların rehberliğinde spor yapabileceğiniz, stres atacağınız, kültür fizik yapabileceğiniz mekanlar kazandıracağız inşallah. Ve yine Zeytinburnu'nda hepimiz buradan daha çok evladımızın, daha çok gencimizin ve daha çok insanımızın işe yerleşmesini istiyoruz. Yine önümüzdeki dönemde Kariyer Merkezi adı altında işverenle Zeytinburnu'nda iş arayanları, Zeytinburnu'nun personel yapısını bir araya getirecek bir koordinasyon kuracak bir merkez kuracağız. Bunun adı Kariyer Merkezi olacak. İnşallah Zeytinburnu'ndaki iş yerlerinin daha çok Zeytinburnu'lu hemşerilerimizi, siz hemşerilerimizin iş arayanlarını istihdam etmelerine imkan sağlayacağız. Bunun için zorlayacağız. Bunun dışında otoparktan tramvay yolunun yer altına alınmasına, millet bahçesinden millet kıraathanelerine 25 başlıkta bir kısmı başlamış, bir kısmı devam eden projemiz var. Bütün bunlar AK Parti olarak bizim işimiz. Bu Zeytinburnu ve Türkiye proje konusunda AK Parti'nin herhangi bir sıkıntısının olmadığını bilir. Bizim asıl derdimiz, asıl niyetimiz, asıl hedefimiz sizin gönüllerinize, kalplerinize girmektir. Biz bu yeni dönemde sizin gönüllerinize talibiz, kalplerinize talibiz, dertlerinizi dinlemeye geldik. Allah nasip ederse görev süremiz boyunca dertlerinizi dinlemeye devam edeceğiz. Sözlerimi bitirirken bir dahaki toplantıyı Meral Can'la yapmamız lazım. Gazilik'le yapmamız lazım. Ben Rizeliyim ama Giresun'dan evlendikten sonra çok sevdiğim bitki türünü keşfettim. Bence Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Bir dahaki toplantı inşallah hikmetsel yemeklerimizle yapmak nasip olur. İnşallah. Değerli kardeşlerim, hanım kardeşlerim, değerli büyüklerimiz, sözleri daha fazla unutacak değilim. Ama buraya gelmiş siz değerli kardeşlerimden bir ricamız var. Biz adaylığımızın açıklandığı günden bugüne 29 Aralık tarihinden itibaren Zeytinburnu'nu karış karış geziyoruz. Bazılarımızın evlerine misafir olduk. Ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle bütün Zeytinburnu'nu tarıyoruz. Taramaya devam edeceğiz. Fakat bizim toplamına herkese ulaşma imkanımız yok. Ben burada bulunan bütün kardeşlerimden bir seferberlik ruhu halinde Zeytinburnu'ndaki AK Parti bayrağını daha da yukarıya çıkartmak için bütün komşularınızdan, eşinizden, dostunuzdan, ahbabınızdan, bütün tanıdıklarınızdan ricacı olmanızı talep ediyorum. Ben sizin yüzünüzü artmak için geldim. Bizimle ilgili söylediğiniz hiçbir şey havada kalmayacak, bundan emin olun. Hepinizden bir seferberlik ruhu içinde büyük bir gayretle 31 Mart'a kadar bütün herkese ulaşmanızı, etrafınızı buna göre yönlendirmenizi ve destek istemenizi hasreten rica ediyorum.
Ben tekrar geldiğiniz için, bütün destekleriniz için, bu zamana kadar süren bütün destekleriniz için ve bundan sonra yapacağınız destekleriniz için şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah eksikliğinizi göstermesin. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum değerli hemşehrilerim. Evet, belediye başkan adayımıza konuşmalarından ötürü teşekkürlerimi sunarım. Herhangi bir dernek başkanı söz almak isteyen mikrofonu uzatabilir, söylemek istediği bir şey varsa. Emekli Mahmeciğim, benim başkanımda bir sorum olacaktı. Özellikle ben tek seçilerin olduğu bir temizde oturuyorum, Ordu'da sokakta. Otopark sıkıntımız var, burada düşüncelerim nedir? İkincisi, Suriyeliler hakkında. Bir soru olarak da, eski evler konusunda düşüncesi var mı? Ne düşünüyorsun? Bizler teşekkür ederiz. Başka bir soru sormak isteyen? İsmim Zeycan Kılıç. Zeytinburnu'na oturuyorum. Temizlik olanlıktan pazardaki temizlikleri istiyorum. Pazardaki çok pis oyunlar. Biz hijyenlik yaşamıyoruz yani. Bunun için Suriyelilerin önlemini almayı rica ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Zeytinburnu'muzda nereye gitse karşımıza çıkan iki temel soru geldi. Beklendiği üzere bir tanesi kentsel dönüşüm, öbürü Suriyeliler. Olabildiğince açıklıkla buna ilişkin yaklaşımımızı anlatmaya gayret edeceğim. Önce bildiğimiz konudan başlayalım. Kentsel dönüşüm. Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Her yerde anlatıyorum. İki temel ilkemiz var. Rıza ve mutabakat. Şunu söyleyeyim, hiç uzatmadan, biz oturduğumuz yerden herhangi bir yeri orada yaşayan insanlara sormadan, danışmadan, onların görüşlerine başvurmadan, mutabakatlarını almadan, rızalarını almadan kentsel dönüşüm bölgesi ilan etmek gibi bir derdimiz yok ve olmayacak. Ama herhangi bir ada bütününde, herhangi bir yerde bir kentsel dönüşüm talebi gelirse, bu konuda bir mutabakat ortaya çıkarsa, yani orada yaşayanların büyük çoğunluğu biz evet burada kentsel dönüşüm istiyoruz derlerse, biz elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Gerekirse ücretsiz proje çalışacağız, molozlarını biz kaldıracağız, bunun önünü açmak bizden gelen desteği hem devletin, hem bakanlığın, hem de belediyenin her türlü desteğini vereceğiz. Çevre Bakanlığımızla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte hareket edeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanımızın desteğini aldık. Kentsel dönüşüme ilişkin özetle yaklaşımımız budur. Önce Zeytinburnu'nda başlamış, hala tamamlanamamış Zeytinburnu Belediye'mizin başlattığı ve tamamlanamamış iki yerdeki projeyi tamamlayacağız. Ondan sonra orada iyi bir örnek ortaya çıkarsa bunu bütün Zeytinburnu'nun talep edeceğini düşünüyoruz. Acele etmeden gelen talepleri dikkate alarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Kimsenin endişe etmesini gerektirecek bir husus yok. Bir de bu mesele çok teorik olarak konuşulacak bir mesele değil. Oturup ada bütününde, yani evlerin olduğu yerde bir çalışma yapmak icap eder. Kaç metrekarelik konutlar var? Yeni yapıldığında kaç metrekare inşaat alanı çıkıyor? Bütün bunları çalışacağız sizinle ve beyefendilerle, eşlerimizle konuşacağız. Bir mutabakat ortaya çıkarsa, rıza ortaya çıkarsa yapacağız. Ve en önemlisi, orada yaşayan insanların yeniden orada yaşamasını sağlayacak bir formül bulmamız lazım. Şimdiden kimsenin endişe etmesini gerektirecek bir durum yok.
Bunu Türkiye'de yapabilecek birkaç kişiden biri olduğuma inanıyorum. Belediyecilik tecrübemizin üstüne bir de toplu konut idaresinde bütün bu işlerin nasıl yürüdüğünü görmek, izlemek, değerlendirmek imkanımız oldu. Kimsenin herhangi bir tereddüt içinde olmasına gerek yok. Müsterih oluruz. İkinci husus Suriyeliler. Ben uzun uzadıya bu işin nereden geldiğini anlatacak değilim. Buradaki hanım kardeşlerimiz bunun farkındalar. Suriye'de bir iş savaş çıktı ve buradan kaçan insanların maalesef büyük bir kısmı komşu olmamız dolayısıyla bizim payımıza düştü. Türkiye bu konuda büyük bir insanlık dersi verdi. Ama şimdi bu mesele taşıma kapasitemizin üzerine çıktığı için, hazmetme kapasitemizin üstüne çıktığı için hepimizin günlük hayatını etkiler hale geldi. Ben Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığından istifa ettikten sonra iki defa Ankara'ya gittim. İlkinde kentsel dönüşüm meselesini konuşmak için Çevre ve Şehircilik Bakanımızla konuştum, toplantı yaptım. İkinci gittiğimizde bu hepimizi rahatsız eden, hepimizin günlük hayatını etkileyen, hepimizi sıkıntıya sokan bu meseleyi konuşmak için önce İçişleri'nde mevkidaşlarım, eski mevkidaşlarım, İçişleri Bakan Yardımcılarımızla, 3 bakan yardımcısıyla toplantı yaptım. Sonra da İçişleri Bakanımızla görüştüm. Aslında her gün işe gidip gelen Suriyelilerden ya da göçmenlerden kimsenin rahatsız olduğu yok. Biz rahatsız olunan şeyin sokakta gruplar halinde işsiz ve başıboş dolaşan göçmenler olduğunu biliyoruz. Bunun tedbirlerini aldık, alıyoruz. Mart ayı içerisinde bu konuda rahatlamayı göreceksiniz. Ben her hafta Zeytinburnu'ndan geri gönderime gönderilen, geri göndermeye sürecini başlatılan göçmenlerin sayısını biliyorum. Şunu söyleyeyim, burada kim olursa olsun Zeytinburnu'nda asayişimizi, güvenliğimizi, huzurumuzu, sükunetimizi bozmaya kimsenin hakkı yok. Buna müsaade etmeyeceğiz. Zaten geri dönüşler başladı biliyorsunuz. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep konuşmasında bunu söyledi. Bu zamana kadar 300 bin Suriyeli geri döndü. Biz geri dönüşlerin hızlanacağını biliyoruz. Türkiye Suriye'de güvenli bölge inşa etmeyi sürdürüyor. Burada asıl büyük göç yoğunluğunu geride bıraktık. Önümüzdeki günler daha ferah olacak. Biz de Allah nasip ederse 1 Nisan'dan sonra burada huzurun, güvenliğin ve asayişin devam etmesi için, bu huzurun devam etmesi için emniyet güçlerimize elimizden gelen desteği vereceğiz. Ben de ayrıca Ankara'da başta olmak üzere bütün gücümle bu meseleyi çözmek için elimden gelen gayreti göstermeye devam edeceğim. Hiç şüpheniz olmasın, asıl problemli taraflarımız, zamanlarımız geride kaldı, müsterih oluruz. Otopark, aslında ilk konuşmamda söylemiştim. Allah nasip ederse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, şimdiki adayımız Binali Bey'le, Sayın Binali Yıldırım Başkanımızla da konuştum ben. Otopark meselesini Zeytinburnu'nda 4 projeyle çalışılmış, projesi hazır. 4 tane projemiz var. Bir tanesi Zeytinburnu Stadyumu'nu biliyorsunuz yeniden inşa edeceğiz Allah nasip ederse. Stadyumun altına 2200 araçlık bir otopark yapıyoruz inşallah. Büyük bir otopark yapacağız. Yine Zeytinburnu'ndaki otopark ihtiyacını çözmek üzere Maltepe bölgemizde 1, Beştesiz mahallemizde 2 ve Sümer mahallemizde 3 olmak üzere toplam 4 büyük otopark projemiz var. Zeytinburnu'nda trafiği daha da rahatlatmak, araçlarımızı daha güvenli bir şekilde park etmek için otopark belediye bakımından en acil gündemimiz. İnşallah otopark sayısını Zeytinburnu'nda yaygınlaştıracağız. Bu problemi çözmek de bize nasip olacak. Bir diğer soru,
pazar temizliği, arkadaşlara hemen söyleyeceğim, temizlik Zeytinburnu'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi. İstanbul'un en temiz ilçelerden bir tanesi. Allah'a çok şükür 1999 yılında belediyeyi devraldığımızda ilk uğraştığımız iş Zeytinburnu'nda çöpü toplamaktı. Orada bir gevşemeye kesinlikle izin vermeyeceğiz. Pazarların açma kapama saatlerine ve temizliklerine de ayrıca hassasiyet göstereceğiz. Ben yeniden hepinize teşrifiniz için, geldiğiniz için, ilginiz için, alakanız için çok teşekkür ediyorum. İlk konuşmamda da söylediğim gibi desteklerinizi bekliyoruz, dualarınızı bekliyoruz. Ama elbette sadece sizin değil, konu komşu, eş, dost, akrabanızın da desteğinizi bizim adımıza talep etmenizi tekrarlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kadına şiddet meselesi buraya yazmıştım. Aile Politik Aile Bakanlığımızın çok büyük çalışmaları var biliyorsunuz. Bizim AKDEM inşallah daha incelmiş olarak, daha kapasitesi genişlemiş olarak bu uygulamaya devam edecek. Kadınlarımız başımızın tacıdır. Her türlü tedbiri devletle birlikte almaya merak edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Evet, belediye başkan adayımıza konuşmalarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi de bizleri buraya toplayan Zeytinburnu tüm Giresunlular Derneği Kadın Kolları Başkanı Yeşim Toraman hanımefendi alkışlarla kürsüye davet ediyorum. Burada mıdır? Buyurun Yeşim Hanım. Yardımcımız Gökhan Kasap, Kadın Kolları Bakma Balcı Şule, affedersiniz, üyesi Encümen Ağdağımız, adayımız Fatih Aydoğan Bey, Uşuk Bekaroğlu ve Tüm Giresunlar Derneği Fidayi Özel Bey bu örgütlerini hazırlayan ve burada toplanmamıza yardımcı olan tüm arkadaşlarımıza hoş geldin diyoruz. Teşekkür ederiz. Sizleriz bizleri böyle güzel bir günde buluşturduğu için. Evet, belediye başkan adayıma, başkan yardımcıma, meclis üyelerime ve Giresun ilimizin siz değerli hanımefendilerine programımıza katıldığınız için şükranlarımızı sunarız. Hayırlı günler dileriz. Afiyetler olsun.